Arkadaşlar, bu dersimizde veri analizinin tanımını, çizgi, daire ve sütun grafiklerinin özelliklerini, grafikler arasında dönüşüm yapmayı öğreneceğiz. Veri analizi. Grafikler, verileri görsel hale getirmemize, hesaplamalar yaparak sonuçları yorumlamamıza ve sonuçlara dayalı olarak tahminler yapmamıza imkan verir. Grafiklere baktığımızda sayısal verileri daha hızlı bir şekilde anlayabiliriz. Ayrıca grafiklerin en önemli özelliği bilgiyi özetlemesi ve ilişkileri görünür hale getirmesidir. Çizgi grafiği. Çizgi grafiği çoğunlukla bir ya da daha fazla veri grubunun zamana göre değişimini göstermek için kullanılır. Çizgi grafiğini inceleyelim. Aşağıdaki örnek grafikte bir yerleşim biriminde bir hafta boyunca ölçülen hava sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Bakın burada artış ve azalışları rahatlıkla görebiliyoruz. Pazartesi günü sıcaklığımız 14 derece, salı günü sıcaklığımız 17 derece, çarşamba günü sıcaklığımız 19, perşembe günü sıcaklığımız 15 derece, cuma günü sıcaklığımız 13 derece, cumartesi 12 ve pazar günü 20 dereceymiş sıcaklık. Sütun grafiği. Sütun grafiği çoğunlukla iki veya daha fazla verinin karşılaştırılması için kullanılır. Bir sütun grafiğimiz var. Sınıflarımız var. 8A, 8B, 8C sınıfları ve kişi sayılarını göstermiş. Burada derslere göre kişi sayılarını göstermiş. İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerindeki kişi sayıları. Dikkat etmemiz gereken nokta sütun grafiğinin verileri kıyaslamak için daha çok kullanıldığını söylemiştik. Burada da bakın dersler arasındaki kıyaslamayı gösteriyor. Örneğin 8A sınıfında İngilizce dersinde 12 kişi, Almanca dersinde 10 kişi, Fransızca dersinde de 7 kişi bulunmaktaymış. Bu şekilde verilerimizi daha rahat kıyaslayabiliyoruz. Daire grafiği. Daire grafiği çoğunlukla bir bütünün parçalarını karşılaştırırken kullanılır. Mesela bir ailenin aylık giderlerini, kira masrafı, sağlık masrafı şeklinde bunların her birini daire grafiğinde gösterebiliriz. Daire grafiğinde daire diliminin merkez açısı ile veriler doğru orantılıdır. Biz biliyoruz ki dairenin tamamı 360 derecedir. Dolayısıyla bize verilen verilerin açılarıyla veriler arasında her zaman doğru orantı kurabiliyoruz daire grafiğinde. 48 kişilik 8A sınıfında başkanlık için yarışan Hamza 8 oy, Mesut 12 oy, Kerem 12 oy ve Gülseren 16 oy almıştır. Bu sonuçları daire grafiğinde gösterelim. Öncelikle burada sınıf mevcudumuza bakmamız gerekiyor. Sınıf mevcudumuz 48 kişiymiş. Bakın burada bu 48 kişi bu dairenin tamamına yerleşecek. Yani 48 kişi 360 dereceyi temsil ediyor. Dolayısıyla her biri için ayrı ayrı orantı kurarak daire diliminde kaç derecelik açıyı alacaklarına bakabiliriz. Mesela 8 oy alan Hamza'ya bakalım. Orantımı şu şekilde kuruyorum. 48 oy 360 derece ise 8 oy kaç derecedir? Her zaman daire grafiği soruları doğru orantılı sorulardır. Dolayısıyla çapraz içler dışlar çarpımını rahatlıkla yapabilirsiniz. Buradan x'i 60 derece olarak görürüm. Yani Hamza'nın bulunduğu daire diliminin merkez açısı 60 derecedir. Aynı şekilde 12 oy alan Mesut ve Kerem için bakacak olursam 48 oy 360 derece ise 12 oy x derecedir şeklinde orantımı kurabilirim. Burada bakın kat ilişkilerine de bakabiliriz. 48 12'nin 4 katı, dolayısıyla 360 da x açısının 4 katı olmak zorunda. X açısı 90 derecedir. Mesut ve Kerem 90 derecelik daire diliminde yer alıyor. Son olarak Gülseren'e bakalım. Gülseren 16 oy almış. 48 oy 360 derece ise 16 oy kaç derecedir şeklinde orantımı kurdum. Bakın 48 16'nın 3 katı. Dolayısıyla 360 da bizim açımızın 3 katı olmalı. Açımız 120. Gülseren'in açısı 120 dereceymiş. Burada bir sorumuz var. Aşağıdaki grafik bir çiftlikte bulunan hayvanların dağılımını göstermektedir. Bakıyorum koyun, kaz, inek, keçi ve tavuk olduğunu görüyorum. Açılarımız da burada belli. Bu çiftlikte 90 adet kaz bulunduğuna göre, bakın çok önemli bir bilgi vermiş, 90 tane kaz varmış burada. Hemen kazların açısına bakıyorum. Bakın kazlar 30 derecelik daire diliminde. Yani 30 dereceye karşılık gelen 90 tane kaz
var. Bakın burada 3 katı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre sorularımızı cevaplayacağız. Bu çiftlikte kaç tane inek vardır? Bu çiftlikte kaç tane keçi vardır? Demiş bize. Çözüme bakalım. 30 derecede 90 tane kaz varsa 60 derecede kaç tane inek vardır diyoruz. Bakın 3 katı ilişkisi olduğunu söylemiştim. 90-30'un 3 katı. Dolayısıyla inek sayısı da derecemizin yani 60'ın 3 katı olmak zorunda 180 tane inek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde ikinci soruya bakalım. Kaç tane keçi olduğunu bulalım. 30 derecede 90 kaz varmış. 90 derecede kaç keçi varmış? Yine 3 katı bakın. Dolayısıyla 3 katından 270 tane keçi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de grafikler arasında dönüşümleri daha iyi anlayabilmemiz için bir örneğimiz var. Bir otelde 20 Türk, 30 Alman, 45 Rus ve 25 Japon turist bulunmaktadır. Bu otelin müşteri tablosunu ve bu tabloya uygun çizgi, sütun ve daire grafiğini hazırlayalım. Müşteri tablosuna bakacak olursam 20 tane Türk müşteri, 30 tane Alman müşteri, 45 tane Rus müşteri, 25 tane Japon müşteri bulunmaktadır. Çizgi grafiğini oluşturacak olursam verilerimi yazıyorum. Bakın bir tarafa ülkelerin isimlerini yazıyorum. Diğer tarafa kişi sayılarını yazıyorum. Türkler 20, Almanlar 30, Ruslar 45, Japonlar 25 olacak şekilde çizgi grafiğini de gösterdim. Dolayısıyla nerede artış, azalış olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Sütun grafiğinde gösterecek olursak yine verilerimizi bir tarafa yazıyoruz. Türk, Alman, Rus, Japon olarak. Diğer tarafa yine sayılarımızı yazıyoruz. Bakın burada biraz öncekinden farklı olarak sütun sütun gösteriyoruz. Burada da verilerimizi kıyaslamamız gayet rahat bir şekilde oluyor. Son olarak daire grafiğinde gösterelim. Tabii burada daha net bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Daire diliminin merkez açılarını bulabilmemiz için. Hemen orantılarımızı kuruyoruz. 120 kişi var toplamda. 120 kişi 360 dereceye denk geliyor. 20 kişi kaç derecedir şeklinde 60 derece olarak Türkleri bulabiliyoruz. Almanlara bakalım. Almanlar 30 kişiydi. Yine 120'ye 360'sa 30'a kaçtır? Bakın 3 kat ilişkisi var. Dolayısıyla kişi sayısının 3 katı olacağını merkez açının direkt söyleyebiliriz. Sorumuzda bu şekilde daire grafiğinde gösterebiliriz. Bir bütünün parçaları hakkında yorum yapmak istiyorsak daire grafiğini kullanmamız her zaman daha kullanışlıdır.